Süreç şöyle başladı. İlçe Milli Hekim Müdürü Sayın Kemal Karadağ beni aradı. Dedi hocam böyle böyle biz kurumumuzda Çınarcık halkının hizmetine sunmak için bir maske üretimi yapabilir miyiz dedi. Sayın Müdürüm ben üst öğreticimlere görüşüp hemen size döneceğim dedim. Kendileriyle görüştüm. Sağ olsunlar bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsi çok duyarlı, birbirinden çok daha duyarlı. Böyle bir projede kesinlikle görev alacaklarını belirttiler. Böylece bu proje başladı. Bu projenin başlamasında öncelikle Kaymakam Bey'in talimatı doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürü beni aradı. Malzeme teminini de belediyenin sağlayacağını söyledi. Sağ olsun Çınarcık Belediyesi malzemeleri getirdi bize teslim etti. Ve usta öğreticilerimiz de özellikle bu üretime katkı sundular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu maskeler Çınarcık halkının kullanımına sunuldu. Kaç tane gönüllü çalışan da maskeleri üretmeye başladınız hocam? Şimdi bizde biçki dikiş kursu usta öğreticilerinin görev alması gerekirken bunun dışında gönüllü olarak da bazı arkadaşlar katıldılar. Şu an 9 tane gönüllü arkadaşımız ki bunlardan birisi de İşkur personeli kapsamında bizim kurumumuzda çalışan hanımefendi olmak üzere 9 kişiyle birlikte biz burada maske üretimine devam ediyoruz. Hangi saatler arasında burada görev alıyorlar arkadaşlar? Şimdi bu gönüllülük esasına dayandığı için Ayhan Bey arkadaşlarla konuştuk. Sizler için en uygun saat hangisidir diye sorduk kendilerine. Doğal olarak bu böyleydi zaten. Onlar da özellikle öğleden sonra saat 1-5 arası çalışabileceklerini bize ilettiler. Bu kapsamda programımızı yaptık. Sağ olsun arkadaşlar. Saat 1'den sonra buraya geliyorlar mesai saatleri içinde. 5'e kadar maske üretimini gerçekleştirerek gönül rahatlığıyla, huzuruyla evlerine dönüyorlar. Hangi tarihte başlandı maske üretimine? Maske üretimi bizde geçen hafta pazartesi günü başladı. Bu pazartesi üretilen maskeler çarşamba ve perşembe günü hazır hale getirilmişti. Çarşamba günü özellikle hazır hale getirildi. Ve bu hazır hale getirilen maskeler perşembe günü bildiğim kadarıyla basından takip ettiğim kadarıyla da Çınarcık'ta özellikle pazar yerindeki insanlara pazar girişinde dağıtıldı. Kamu kurumlarına da sanıyorum bunlar dağıtılıyor. Evet, bu anlamda farklı kamu kurum ve kuruluşlarından, özellikle okullarımızdan talepler geliyor. Bu talepleri karşılamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Şu anki konu itibariyle elinizde malzemeniz var mı? Çınarcık Belediyesi bu konuda desteğini devam ettiriyor. Şöyle söyleyeyim, evet bu konuda destek devam ediyor. Sağ olsunlar. Bu üretim aşaması gerçekleştirdikten sonra biz bunun devamını sağlayabilir miyiz diye Sayın Başkan bize geldi. Biz de usta öğretici arkadaşlarımızla görüştük kendileriyle ve bunun değerlendirmesini yaptık. Bu süreçte yapılması gerektiğine karar verdi bu arkadaşlarımız ve bu süreç şu an devam ediyor. Çınarcık Belediyesi'nin hazırlamış olduğu daha doğrusu malzemelerin temin doğrultusunda bu üretim kurumumuzda devam ediyor. Üretim aşamasında görev alıyoruz. Ne kadarına dağıtıldı veya ne kadarına dağıtılacak, ne kadar talep var konusuyla ilgili kesin bir yargıda bulunmam söz konusu ama değil. Ama bize gelen taleplerden kesinlikle 10-15 bine yakın bir talebin olduğunu biz fark ettik. Sadece ilçemizde bağlı kalmamak koşuluyla ilimizde de birçok kurumdan bu üretimimizin medyada ve basında yer almasıyla birlikte talepler gelmeye başladı. Bu anlamda bizim bu talepleri karşılamamız bilmiyorum ne kadar sağlıklı olur ama biz bu üretimi Çınarcık Kaymakamlığı ve Çınarcık Belediyesi adına ürettiğimiz için bu müracaatta bulunan arkadaşlarımızın ancak onlarla iletişime geçerek bu maske temini sağlayabileceklerini kendilerine ilettik. Çınarcık, Yalova, ülke insanına buradan bir mesajınız ne olur? Tabii ki var. Yani sonuçta biz dünyada çok zor koşullarda ulusal kurtuluş mücadelesini vermiş, bu anlamda cumhuriyeti kurmuş bir ülkeyiz. Zor zamanlarda nasıl davranılması gerektiğini bilen bir ulusuz biz.
bu gündeme geldiği zaman sadece kurumumuzda çalışan üstü öğreticiler değil, ben inanıyorum ki Türkiye'deki nüfus sayısına baktığımız zaman 83 milyon olarak telaffuz ediliyor, söyleniyor. 83 milyon insanın da bu anlamda üzerine düşen görevi yapma konusunda zerre kadar an bile tereddüt etmeden gerekeni yapabileceğine inanıyorum. Bu anlamda da özellikle kurumunda çalışan üstü öğreticilerin göstermiş olduğu duyarlılık konusunda müthiş bir memnuniyet duyuyorum. Huzurlarınızda onlara bu duyarlılıklarından ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Niye buradasınız, ne yapıyorsunuz? Valla maske dikiyoruz bu durumda, halkımıza destek olmak için, yardım etmek için gönüllü çalışıyoruz. Gönüllü geldiniz. Evet, gönüllü. İsim soyad neydi? Aynur Osman. Çınarcıklı mısınız? Evet. Bu elemeyi, daha evvelden bu elemeyiyle ilgilenmiş miydiniz? Bir tecrübeniz var mı? Ya öyle bir tecrübem yoktu. Ben burada zaten burada çalışan görevliyim. Evet. Gönüllü olarak da dikiyoruz. Bu hanımefendi bizim İşkur'dan, evet, kurumumuzun çalışanı. Evet. Ama böyle bir günde, hı-hı, ne üretebilirim, çorbada bizim de tuzumuz olsun diye fedakarlık göstermiş. Gönüllü. Kesinlikle. Kurtuluş Savaşı'ndaki kadınlarımızın gösterdiğine en güzel bir örnektir. Teşekkür ederim. Sizler de maske dikimi yapıyorsunuz. Evet, gönüllü olarak geldik. İsim soyad efendim? Fatma Taşdemir, usta öğretici. Usta öğreticisiniz. Evet. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi'nde bu usta öğreticisiniz. Var mı özellikle ifade etmek istediğiniz bir şey var mı? Yani elimizden geldiği kadar destek olmak istiyoruz Türk halkına. Evet. Şu ana kadar kaç tane maske dikimi oldu? Yani 3000 tane diktik. Evet. 10.000 tane daha dikmeyi düşünüyoruz. Planlıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Şehzade Özel, usta öğreticiyim Halk Eğitim'de. Çocuklarımız geleceğimiz için inşallah onlara güzel bir gelecek hazırlayabilmek için bir daha buradayız. Gönüllü olarak yardım elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz. Günde kaç saat buradasınız? Saat 12.00 gibi başlıyoruz. 4'e 5'e kadar evdeki ailemizi de eksik bırakmayacak şekilde elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Şahzade hocamız kendi atölyesindeki sanayi tipi makinesini buraya getirerek üretimde çok daha fazla üretme anlamında gerekli özveriyi göstermiş. Gerçekten kendi makinesiyle. Dükkanlarımız çalışmıyor maalesef. İşimiz olmadığı için kapattık bu olay. Koronavirüsten dolayı. Onun için gerekli teçhizatı buraya getirerek burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Dikiyorlar, siz kesiyorsunuz, evet, değil mi? Evet, çünkü bizim branşımız dikiş değil, makineden anlamıyoruz çok. Evet. Ama önemli olan bugün de hep beraber olmak. Sonra da bize, biraz da bizim de tutumuz olsun dedik. Yani şöyle mi düşündünüz? Bize de burada mutlaka bir iş var. Mutlaka vardır dedik. Biz de temizliğini yapıyoruz. Yerleştik, önleme yapıyoruz. Evet. Emeklerinize sağlık. Hocam, usta öğretici anlamında gerçekten ilimizle Türkiye çapında çok resim, evet, daha doğrusu resim öğretmenimiz. Evet. Aynı şekilde hocamız da aynı durumda. Bişki dikiş anlamında olmayabilir ama düzeltme anlamında, evet, emeklerinize sağlık. Katkı sunmaya çalışıyoruz. Siz de dikiyorsunuz. Aynen. Halk Eğitim Merkezi'nde emlak danışmanlığı dersi veriyorum. Branşım değil. Evet. Aynı zamanda direksiyon hocalığı yapıyorum. Ama maaşet, evet, var. Evet, hobilerim arasındaydı. Madem ki böyle bir şey var dedik. Yardım, herkes elini taşın altına koymalı. Sağ olsun Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcımız Demet Hanım. Var mısınız Serdar Hanım dedi. Ben de koşa koşa geldim. Nasıl bir duygu? Gönüllülük. Çok güzel. Eve gittiğiniz zaman huzur içinde yatıyorsun. Ben bugün bir şeyler yapabildiğim insan kadını diyorsun. Teşekkür ederim. Evet, ben de dikiyorum. Halk Eğitim'de giyim ve el nakış öğretmeniyim. Arkadaşlarla beraber burada hep beraber maske dikiyoruz. Vatandaşlara hizmet ediyoruz. Peki bu işin böyle dikerken, tamam, en zor yanı ne? Var mı bir zor, en büyük zorluğu? Bizim zaten branşımız olduğu için bize zor gelmiyor. Olur. Evet. Teşekkür ediyorum. Şey evet, çalışıyorum. Yedirgi çok olsun diye. Evde kızım var, eşim, yaşlı annem var. Ama koşa koşa geliyorum, bir hizmet yapabilirim Türkiye'mize diye. Vallahi inşallah her zaman da gider bu hastalık. Siz de dikiyorsunuz. Evet.
uzun zamandır bu evet, 2005'te bu konuda bir bilginiz var. Evet. Şimdi çalışıyorum halk evinde seyirci olarak. Evet. Nakış hocasını dikişebiliyorum. Evet. Peki sizin çalıştığınız saatler hangi saatlerde geliyorsunuz? Çalışma. Aynı hep beraber konuşuyoruz arkadaşlar. 12, 1 gibi, 5, 5 buçuk gibi gidiyorum. Özellikle Çınarcık halkına iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Bu maskeleri yapıyorsunuz. Yani bu maskeleri taksınlar mı? Evde kalsınlar mı? Evde kalsınlar, çıkmasınlar. Onu çok istiyoruz. Evde kalsınlar. Yani siz şöyle diyorsunuz. Biz dikeriz, biz yaparız evet, ama onlar evde kalsın. Evde kalsın. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle arkadaşlar, bu işin kahramanı, burada çalışan emekleri, hiçbir beklentisi olmadan tamamen ülkemizin içinde bulunduğu, bütün dünyanın içinde bulunduğu zor koşullarda karınca kaderince ne yapabilirim diye çalışan bu arkadaşlarımız, ben sizin huzurunuzda, bunu izleyecek bütün insanlar huzurunda, siz değerli arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ülkemiz sizin gibi çok değerli ve üretken insanların sayesinde vardır. Biz bundan onur ve gurur duyuyoruz.